O zaman futbolcular yürüyerek evlerine gidiyorlardı. Taraftar geliyor, Erhan Önal'la yumruklaşıyorlar. Sonra da diyorlar ki aslında biz Tanju'yu dövmeye gelmiştik. Biz bir kere prekazi ile kaza yaptık. Nasıl? Sormamızı da giyelim. Estağfurullah. Bir şerefsiz adı vardı. Doksanlar Partisi'nin 4. bölümünden herkese selamlar. Bugün Banu Yelkovan'la birlikteyiz. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında çok uzaktan gelmedin. Evet. Aynı ofisteyiz. Sen Berlin duvarının arkasında harıl harıl çalışırken seni aldım getirdim. Çok iyi yaptın. Bizim her programın bir konusu oluyor. Bu programın konusu farklı. Bu programın konusu sensin. Direkt ben. Vallahi. Ben 90'lar, genel 90'lar dedi. Süper. Senin tamam. Üzerinden 80'lerin sonu, 90'ların başlarına hatta 2001'e kadar falan uzanmayı düşünüyorum bugün. O zaman programa geçmeden önce küçük bir duyurum var. Tamam. Omurilik felçleri yararına koşulan Wings for Life World Run'da Sokrates ekibi olarak bu yıl Ford Team'le beraberiz. En çok bağış toplayan takım olmak gibi bir hedefimiz var. Bu yüzden benim elim senin elin diyoruz. Ve 5 Mayıs'ta koşuyoruz. Duyurumuzu da yaptık. Süper. Konulara geçelim. Geçelim. Sen Florya'da büyüdün Banu abla. Evet. Florya'da ne var? Galatasaray tesisleri. Başka bir şey yoktu zaten ben büyürken. Bir tek Galatasaray tesisleri vardı. İnşaatlar ve bazı evler varmış. Onunla ilgili bir haberim var. Galatasaray'ın topu rehin kalıyor. İnşaata kaçan top daha önce kırılan camların parası ödenmediği için geri verilmiyor. Sigi Held garibim şaşırmış. İdman neden yarıda kalmış diyor. O zaman öyle yani Florya çok acayip bir yerdi o zaman. Gerçekten ortada Galatasaray tesisleri vardı. Pek de başka da bir şey yoktu. Yani bir askeri lojmanlar vardı. Galatasaray tesisi ve yeni yeni apartmanlar yapılıyordu. Tabii şutların da ne kadar yüksekten gidileceği belli olmadığı için hatta o yani tesislerin çevresindeki apartmanlarda oturanlar falan bayağı hani çay saatlerine, antrenman saatlerine denk getirip hani böyle teraslarında falan camın önünde antrenman seyrediyorlardı. O kadar zaten antrenmanlar halka da açıktı yani herkes de girip izleyebiliyordu. Şutlar bazen ayarlanamıyordu gerçekten o yakındaki evlerle. Zaten Bülent Korkmaz'ın evi tam tesisin karşısındaydı. Birkaç gün önce beraberdik, konuştuk. Onunla ilgili de bir şey soracaktım. Mesela o şey dedi, daha ağaçlar da yoktu dedi. Hiçbir her taraf şey yoktu. Kırmızı çamur, camlar. Yani benim annem günde 3 kere çamurdan, topraktan doğru. Camı siliyordu dedi. Mesela biz, bence galoşu biz icat ettik. Yani Florya'da yaşayanlar olarak o kadar çamurluyduk ki yollar. Gerçekten ayakkabımızın üstüne naylon torbalar falan bağlayıp bir yerden bir yere öyle gidiyorduk. Ben hiç garipsemedim haberi. Yani, amatörlük falan değil. Çok güzel topunuzu zamanlardı. Keserimin bir adım evet. Yani gerisi de olmayabilir ya. Evet. Direkt topunuzu keserim. Ya mesela şey de Sigi Held'in buna şaşırmasını da garipsemiyorum tabii. Ama da tam nereden böyle bir şey görsün. O zaman futbolcular yürüyerek evlerine gidiyorlardı. Sokakta görüyordum. Bisikletle, kaleci Hayrettin bisikletle gidiyordu falan. Bülent Korkmaz'ın evi tam karşıda olduğu için o koşarak yani bir caddeye geçiyordu. Tesislere giriyordu zaten. Ya da İşte biraz daha böyle bunlar tanınmaya başladıktan sonra çok yakın mesafelerden araba kullanmaya başladılar ama yine de işte bakkala gidiyordum, birisiyle karşılaşıyordun. Biz bir kere prekazi ile kaza yaptık. Nasıl? Ya şöyle, evden çıktık, dayım kullanıyor arabayı. Köşeyi hızlı döndü, öbür köşeden gelen araba da hızlı döndü, çarpıştılar tamam mı? Dayım indi, bağırmaya başladı falan, öbür araba şoförü dendi. Cevap prekazi, biz böyle Ebru'yla ikimiz arabadayız. Biz arabada küçüldükçe küçüldük. Dayım nasıl saydırıyor? Nasıl saydırıyor? Dikkat et. Galatasaraylı mı? Galatasaray tabii ama bir noktada anladı ama tabii o noktada geri de basamadı yani. Hani orada kızgın rolünü de devam ettirdi. Sonra arabaya bindikten sonra ya prekaziymiş ya adama da ayıp oldu falan dedi ama ya bariz şey yaptık. Bir başka gerginlik. Yani bir kaza yok burada ama. Tamam. Acaba böyle günler hatırlıyor musun diye. Benzer zamanlar aynı sezondan Florya'da yumruklar konuştu. Taraftar geliyor, Erhan Önal'la yumruklaşıyorlar. Sonra da diyorlar ki aslında biz Tanju'yu dövmeye gelmiştik. Her an cevap verince dayanamadık. Ya taraftarın evet taraftarın antrenmanı basması diye bir şey vardı. Hatırlarsın ya belki duymuşsundur. Öyle bir olay oluyordu. Taraftar geliyormuş, antrenmanı basacakmış.
Dediğim gibi antrenmanlar zaten halka açık olduğu için yani baklava veren de vardı. Hani sürekli böyle antrenmanın kenarında bir baklava tepsisiyle birileri duruyordu ya. Dövenler de vardı. Ben hiç yumruklaşmaya şahit olmadım. Ama yani çok kalabalık, maç kadar kalabalık antrenmanlar çok gördüm. Ve şimdi olmamasına da çok üzülüyorum. Yani en azından haftada bir günü bence hala halka açık yapabilirler. Bu arada hiç yumruklaşma görmedim dedin ya. Aklıma ha, şey aslında antrenmanda sen görmedim hani kavganın dedi. Çok büyüğünün içinde kaldın değil mi? Leeds United canım. Maçında. Yok, Leeds United'lılardı bence. O Arsenal Galatasaray UEFA Kupası'nda. Tabii, Kopenhag'da pardon. Ya öyle çok... Leeds United maçı sonrasında. Ya şöyle şeyler çok oldu. Hani maçta deplasman tribününe de gittiğimiz de çok oldu. Ben hep çoğul konuşacağım çünkü sen beni hep Ebru ile birlikte evet, düşün. Evet. Yani Ebru benden daha da çok gitmiştir onun, yani. Zaten yani ben hani... şey elinde sandalyeler falan onu gözümün önünde getirebiliyorum. Ya getirebilirsin, o benden çok gitmiştir ama şey de yani bir de biz sabahın köründe gidiyorduk maça yani bugünkü gibi değil. Yani geceden gittiğimiz falan da oldu. Yumruklar genelde o dönemde bir gece öncesinde konuşurdu. Çünkü tribünlerde ay ben de artık bir şeref stadı vardı tadını anlatıyorum. Yani biraz Liverpool formamızı da giyelim. Estağfurullah. Bir şeref stadı vardı. Tribünler ortaktı o zaman. 1940'lar o günler. 1940'lar falan işte. Yeni yapılmış. Ay, ama gerçekten kapalıyı kapmak diye bir şey vardı. Tabii. Yani önden bir gece öncesinden azılı taraftarlar böyle randevulaşarak neredeyse kavga ederlerdi. Yani Maçka Parkı'nda yatılırdı, işte öbür tarafta bir şeyler olurdu. Ben hiç öyle kavgaya girmedim Kopenhag'taki UEFA işte UEFA Kupası finalinde girdik ama biz kavga etmedik. Yani ya arasında sana inanırım kaldık. Da Ebru abla kesin etmiştir şimdi. Neyse. Ebru da etmedi. Neyse. Etmedi. Neyse artık annem hayatta değil. Annem hayatta olsaydı etmedi derdim de etti tabii. Neyse. Tamam. Tamam. Oraya geçiyorum. Yanlış bilmiyorum değil mi? Hani yıllar süren bir şey ilk maça gidişin şeyle başlıyor. Nöşetel maçı mı yoksa öyle hatırlıyor musun diye? Hayır gerçekten yani şu anda o maça milyon kişi gittik de yani tabii. Herkes o maçtaydı ama ben gerçekten tesadüfen benim ilk maçım o. Yani şey tarafındayım, yeni açık diyeyim hani Ali Sami'nde yani eski açık değil de yani iki hı hı. katlı olanın alt katındayım ve gerçekten her golde böyle bir şekilde öne gide 5. golde böyle tellere yapıştık yani gerçekten. Yani inanılmaz. Ebru o maça gelememişti ama çünkü okulu kıramamıştı. O da böyle radyosunu saklamış kolunun içine böyle güya ders dinliyor. Yani o da artık klasik herkes benzer hikayeleri anlatıyor ama ben gerçekten ilk okul kırıp ki ben pek okul kırmam yani bana yani, inanabilirsin evet, benim profil olarak evet. Yalan söylemeyeceğim bilirsin kırmam. Anlam ver ya yani, anlamlı değildi. Ben ne zaman anneme babama ya ben yarın okula gitmeyeceğim desem gitme kızım dediler. Yani sen niye, zaten işini hani niye kırayım ki gibi bir durumum vardı. Ondan heyecan da duymuyordum gizli bir şey yapmaktan ama onu gerçekten okul kırıp gittik sabahın köründe. Ve o maçtaydım. Zaten o maçtan sonra ne yapayım yani başka bir şey olmam bence beklenemezdi yani. Peki yıllar geçti. Konuyu tamamen değiştiriyorum. Tamam. Bir önce 1999'a kadar gidiyorum. Tamam. Bu küpür sana bir şey ifade ediyor mu? Küpür değil de turnuva. Turnuva. Merhaba Fransa. Eurobasket 99. Oo, hem de çok şey ifade ediyor. Yani benim tam tesadüfen Paris'te fotoğrafçılık okudum ben ama yani kısa bir dönem böyle yıllarca okudum gibi algılanmasın ama okudum yani güzel bir okulda. 99 senesiydi şeyi duydum büyükelçilik işte turnuva Türk milli takımı da geliyor mihmandar arıyor. Ben de işte federasyona gittim Fransa Basketbol Federasyonu'na başvurdum. Dediler ki her ülke kendi büyükelçiliğinde seçiyor bu sefer geri. Oraya gittim ama tam başka birkaç erkek aday vardı. Onlar seçilecek gibiydi. Hani ben de sonradan adaylığımı koydum. Ben de mihmandar olmak istiyorum falan diye. Ama erkekleri seçmeyemeler. Bana da diyorlar ki, ya şimdi sen soyunma odasına nasıl gireceksin, işte orada nasıl dolaşacaksın takımla falan. Ben dedim ki benim soyunma odasında ne işim var yani.
Türk mihman dersen ben Fransızlarla Türkler arasında bir aracılık yapacağım. Şimdi soyunma odasında ben bir mihman der niye olsun ki? Yani Türklere tercümanlık mı yapacağım arada? Zaten soyunma odasında benim bir işim yok. Her neyse ben sonra şeye razı ettim galiba diye hatırlıyorum. Bir bilgi yarışması olsun, kim daha çok biliyorsa o olsun gibi bir şey. Yani hani erkeklerle bir şekilde ben oldum. Yani onların şanssızlığı. Onların şanssızlığı oldu. Evet ve çok güzel bir zamanlardı. Çünkü Türk milli takımına hiç şansı verilmiyordu. Ve biz ilk grup aşamasında Antip'te. Turnuva orada. Bizim grupta da Hırvatistan var. Kukoç falan o Hırvatistan. Bosna Hersek var. İtalya var. Tanjević o zaman İtalya'nın koçu. Türkiye var. Bizde de bir jenerasyon değişimi gibi. Bizde de bir jenerasyon gençler. Değişimi. Evet yani hem İbrahim Kutluay, Hidayet, Kerem var. İşte Mirsat var. Haluk var. Tamer var. Ufuk var. Hüseyin Beşok var. Yani bayağı güzel bir takımdı yani. Ondan sonra biz oteldeyiz. Kimse bizi takmıyor. Yani hani var hani herkes Kukoç'un peşinde, herkes işte Tanjević'in peşinde, İtalyanların peşinde falan. Bizim de koç Erman Kunter. Erman Kunter de çok iyi Fransızca konuşur. Çok sempatik bir insandır. Yani çok sosyal bir insandır. Hiç ukala bir insan değildir. Birebir teması çok iyidir. Çok iyi İngilizce konuşur. Bizim takım bir kendini sevdirdi. Bir de yani nasıl oldu biliyor musun? Yani herkes bizi tutmaya başladı bir noktada. Antip'ten çıktık biz gruptan. Ondan sonra Le Mans'a geçtik. Le Mans daha da küçük bir şehir. Orada daha bir izole bir oteldeydik falan. Le Mans'dan da çıktık. Biz Paris'e gittik. Kimse beklemiyor yani Paris'e. Ve neredeyse o son topta bence Haluk'la yaptığınız röportajda o son topta onu atsa Fransa'yı eleyeceğiz. Jordan'ı savunmak. Fast Break'te ben bu haberleri ararken bir baktım. Derleyen Banu Guluçoğlu. Uzun bir Jordan dosyası. Evet. Fast Break nasıl başladı? Ya, bir yandan öncesinde galiba aktüelde mi? Sabah grubunda aktüeldi. Ya nerede biliyor musun? Aslında ben Milliyet'te başladım. Milliyet'in eklerinde başladım. Sonra sabahın eklerine geçtim. Sonra da Sabah'ın dergi grubuna geçtim. Öncelikli olarak çeviri yapıyorum. Bir gün onlarda bir çeviri okudum. Hiç beğenmedim. Kaan vardı. Kaan'a gittim dedim ki ya Kaan sizin çevirileri... Ya, ve de yan dergi. Sabah dergi grubu ilk böyle Amerikan o açık ofis düzenine geçen ilk şeydi Türkiye'de. Basın kuruluşuydu. Herkes birbirini tanıyordu. Yan Cubicle'a geçti. Kaan'a dedim ki ya ben sizin çevirilere talibim. Yapabilir miyim? O da dedi ki işte sporla ilgileniyor musun? Vallahi dedim çok ilgileniyorum, çok seviyorum falan. Sonra ben onların çevirilerini yapmaya başladım. Bu arada başka isim kullanarak yaptığın çeviriler evet. De var değil mi? Var var. Çünkü bir noktada bu şeyde işte bazen böyle garip garip kararlar alınıyor ya şirketlerde. O dönemde Sabah'ta şey kararı aldılar. Yani dergiler birbirine böyle işte cross sen ona yazma, sen onun çevirisini yapma. Yaparsanız işte telif vermeyeceğiz falan. Hep kendi böyle bir karar aldılar. Neden aldığını bilmiyorum. Gerekçesi ne olabilir inan bilmiyorum. Bunun üzerine biz çok memnunuz birlikte çalışmaktan. Ben kendi işimin yanı sıra çok seviyorum spor çevirileri yapmayı falan. Mahlas'la yapalım dedik ama Mahlas'ın da gerçek bir kişi olması lazım. Çünkü telifi yatacak yani bir hesap numarası gerekiyor o isimle. Ben de şimdi annemi yapsam çok belli olacak. Kardeşimi yapsam çok belli olacak. Zaten o da zaten aynı grupta Galatasaray muhabiriydi. Kim olur? En sonunda yengemin adını kullanmaya karar verdim. Ne, ama yenge... Filiz Gizli. Acundaş, o da rahmetli oldu. Filiz yengem çok tatlıdır. Yani yapabilir miyiz? Tabii ki yap falan dedi. Hesap numarasını verdi. Telifler ona yatıyor. Onun da burada arada dergide çıkıyor falan. Günlerde falan gösteriyordu. Yazın çıktı. Hadi. Yükselen aynen. Değer. Yükselen değer. Evet, basketbol hakkındaki son yazım falan diye çok çok gülüyorduk. Yani çok eğleniyorduk. Feminist program dedin. Evet. Yani feminist program... Yapan ben olmayacağım hiçbir zaman muhtemelen ama şunu göstermek istiyorum. Bayanlarda Banko Graf başlıklı. Hatta daha evli değiller ama Steffi Graf'la Andrea Agassi de yan yana gelmiş. Yani çok büyük bir tesadüf değil tabii. Ama aynı dönemde başarılı oldukları için. Bu dönemde bayan hitabı rahatsız edici bir şey değil. Gerçi bu dönemde hiçbir şey rahatsız edici değil. Yani veya şeyi tabii. Alıyor, altın topu alıyor, kara adam yine kazandı falan öyle şeyler oluyor da. Tabii. Bu ne zaman rahatsız edici olmaya başladı onu sana bir sormak isterim aslında.
Ya şimdi feminizm dedin de ben de eskiden yok ya ben feminist değilim falan diyordum ama bu ülkede insanı zorla yapıyorlar yani. Dolayısıyla ben de giderek yıllar içerisinde oluyorum. Ne zaman bu hassasiyetler hep bir şeylerin böyle üst üste gelmesi sonucunda oluşuyor. İşte kara adam ya da bir şeyler değişiyor. Bir takım dinamikler değişiyor. Bayan böyle hani böyle kibar şey bir İçeriği değiştikten sonra rahatsız edici Evet. olmaya başladı. Yani baylarda banko, agassi Tabii, demedikleri, tabii, anlıyor musun? tabii. Yani erkeğin karşılığı bayan değil. Değil. Evet, o Değil. şey kadın kız Ayrımı şeyin. gibi. Yani o da bir garip. Eskiden hani kız takım, Galatasaray kız takım, basketbol ya da Fenerbahçe kız takımı deniyordu. O da şimdi hani oğlan denmiyorsa kız da denmesin. Küçücük kızlara kadın takımı da bir garip oluyor. O yüzden kibarlaştırıp bayan takımı falan. O hiç olmuyor falan. Yani ben de artık bayana karşıyım. Çünkü bayan erkeğin karşılığı bayan değil. Ama Türkiye'de şöyle bir taraf, bir durum da var. Hani hiç kimse zenciyi çoğu zaman ırkçı bir şeyle Tabii, çağrışımla kullanmadığı tabii. için bayan diyenler de aslında kibar bir şey yaptıklarını düşündükleri için bir kısmı. Ya zenci zaten, bu arada Türkçesi hani zenci ama bizde mesela şey olmuştu. Futbolda ilk gündeme gelişini hatırlıyorum. Ali Aydın Numa'dan bahsederken zenci futbolcu deme gereği duymuştu. O zaman mesela Evet. Türk futbolunun içine girmişti. En azından ben öyle hatırlıyorum. İşte niyetler Evet. değişince kullanımlar da değişiyor. Ben de sevmiyorum artık bayan. Ben de çoğu zaman kadın diyorum. Bir de sana eski Veni Vidi Vici buldum. Aa, ben ne buldum? Kortların ardındaki Wimbledon. Ha. Wimbledon'da ne yapılır, ne edilir? Sen galiba Roland Garros'a gittin. Evet, Wimbledon'a Wimbledon'a gitmedin. gitmedim. Roland Garros'a gittim. 2 defa ve şunu söyleyebilirim. Bazı şeylerin isminden hiç korkmamak lazım, biliyor musun? Roland Garros'a gidip günlük giriş alıp 5 euroya ya da çok küçük bir paraya içeri girip kortun dibinde ama kortun içinde değil ama yanında dev ekranda yere oturup sandviçini yiyerek içerideki maçı izleyebilirsin. Hatta eğer doğum gününüzse Bülent Serttaş gibi kortun içine De de kendinizi şımartıp. alabilirsin. Doğum günümdü atan Ama falan ben diye. Aynı. senin... Hayır, şunu demek istiyorum. Bazen insanlar bazı şeyleri yapma ismi büyük diye korkuyorlar. Oysa ki o sahanın içinde gördüğün şey belki Veni Vidi özelliği de oydu. Sahanın içindekini görüyorsun, futbolcu kim biliyorsun, sakat mı biliyorsun, değil mi biliyorsun, önceki maçların istatistiklerini biliyorsun da o stat nasıl bir ortamda, oranın işte storu nasıl, oranın taraftarı oraya gitmeden, maça gitmeden ritüeli ne yaparlar, takımlarını nasıl tutuyorlar, nasıl seviyorlar, eski bir efsane o takıma nasıl bağlı ya da nasıl görüyor bunu bilmiyorsun. Veni Vidi Vici'de biz onu hedefledik yani o maçın dışındaki her şey aslında. Maç zaten hatırlarsan programın sonunda Tabii, çok detay. detay olarak giriyordu. Skorunu ya söylüyorduk ya söylemiyorduk. Maç çıkışında bir anonsla programı bitiriyorduk. Aynı şekilde de bazen gelenek, o turnuvayı asıl yapan şey o sahada oynanan tenis ya da oyun değil, o gelenektir. Keşke şu haberi de ben yapsaymışım. Sonra çok Biraz fazlasını eskiden. yaptın. Olsun. Çok daha detaylısını yaptın. Gittin hem de. Evet, Son aynen. olarak sana senin mabedini seçtim. Bir fotoğraf. Evet. Eyfel Kulesi'nin gölgesinde binicilik. Valla Eyfel'i de bak Eyfel diye o yazıldığı şey gibi yazmışlar, Fransızlar gibi yazmışlar. Şimdi böyle Tabii. yazmıyoruz, biz dergide de böyle yazmıyoruz değil mi? Değil, Türkçeleşti. Türkçeleşti. Ya tabii Eyfel Kulesi'nin yanında bu Champ de Mars galiba artık böyle değil, çim alan burası. Ama Fransızlar bence çok enteresan bir ırk. Yani her sporda bu kadar başarılı olup da bu kadar sporu da günlük hayatta az önemseyen başka bir millet yok. Yani adamlar düşündüğü zaman futbolda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu 2 kere, 2 kere. Basketbolda aynı şekilde, handbolde aynı şekilde, su sporları aynı şekilde, kış sporları aynı şekilde, atletizm aynı, her branşta varlar. Ama 10 yaşından önce kimse çocuğuna spor yaptırmaz Fransa'da. Sen olsan burada Ben binicilik Fransa'da yapardın kesin. Ben kesin yapardım. Eyfel'in Fransa'da önünde. biz şeye de gittik, at yarışına da gittik. O da çok acayip. Mesela at yarışına bakış da çok farklı. Çocukları okul gezisine getirmişler. Çocuklar atlara tezahürat yapıyor. Çünkü spor olarak görüyorlar. Çocuklar o sporu da bilsin, o sporu da sevsin. Bunu da demin bahsettin ya şey diye, spor kültürü, çocuklar onu da bilsin. Biraz önce de şeyden bahsetmiştin. Bu ülkede insan feminist olmak zorunda kalıyor diye kendin için öyle demiştin.
Bu bir haber. Biz geçenlerde şey gördük. Ben Onur galiba retweetlemişti. Twitter'da gördüm. Batman'da işte futbol oynayan çocuklara camiden çıkan insanlar yahu bizi dinden çıkaracaklar, baldırı çıplak kızlar olur mu diye söyleniyordu. Yani aşırı sinir bozucu bir haber. Haber de değil yani video. Burada ama bir haber var eski dönemden. Özel Belli Lisesi'nin futbol kız futbol takımı. Tabii şey örnek gösteriliyor. Bunu böyle göstermek istedim tam onun üzerine görünce gerçekten hani güzel bir o zaman teşvik de ediliyor. Demin seninle konuştuk ya bayan kadın bu nasıl değişti? Bazen dünya değişiyor, şartlar değişiyor. Değişime karşı olup olmaman da bir şey değiştirmiyor bir noktada. Kadınlar tabii ki futbol oynayacak. Kadınlar istediğini yapacak yani. Eskiden kadınlar pilot olur mu falan, kadından cerrah olur mu noktasından tabii ki olduğunu gördüğümüze göre kadınlar Türkiye'de futbol de oynayacak. Gördüm. Bir de başka bir açıdan, hani bu daha böyle bir feminist sert bir açı, başka bir açıdan göreyim. Bir şeyi zaten yapılmıyorsa o şeyde büyük bir fırsat var demektir. Tabii. Şu anda Türkiye'de kızlar için futbolda bence büyük bir fırsat var. Çünkü sponsoru var, milli takımı oldu, kulüp kuruluyor ve kulüp kurulması da şöyle bir kulübün erkek takımı varsa sadece kendi içinde aldığı bir kararla kız takımı kurabiliyor. Hiçbir sakıncası yok. Kendi kendine kurabiliyor. Dolayısıyla kızlar için futbolda büyük bir ilerleme ve fırsat var. Tıpkı atıyorum erkekler için balede büyük bir fırsat olduğu için. Kimse o kadar yapmıyor ki bir yerde bir şey, yani o karşı olan adamların söyledikleri ne hiç umursamıyorum. Çünkü her dönemde hemen hemen her şey için böyle şeyler söyleyen insanlar oluyor. Ama o insanların ne söylediği de aslında hiçbir şeyi ilerlemeyi değiştirmiyor. Öbür açıdan bakıyorum. Feminist açıdan değil. Kızlar futbol oynasınlar. İstedikleri sporu yapsınlar. Bizim ülkemizde bir yerlere gelmeleri bir erkeğe göre daha kolay olacak. Daha şu anlamda. Başlangıç daha zor olacak. Evet, sonrasında sonrası ayırtın. Ama daha kolay olacak. Banu abla teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Banu Yelkovan'la birlikteydik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. 5. bölümde görüşmek üzere.